Cümleten selamünaleyküm dostlar. Selamünaleyküm dostlar. Yolum nereye? Kemal Bulut kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar evraklar geldi. Şöyle tırkhanemiz, semerelerimiz, imoçlarımız. Şimdi abim gelmiş. Selamünaleyküm. Aha Kemal hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim, iyiyim senin. İyisin inşallah. İyi abi, takip ediyorum seni. Allah razı olsun. Nasılsın? Arkadaşlar çok güzel bir kar yağışıyla devam ediyoruz. Haşuriye inişe geçtik. Nihal abi kolay gelsin. Eyvallah. Abi, eyvallah. Abi ne yapıyorsun sen o yeşillikleri eline almışsın öyle? Bir gün beraber bu yemeklerden yemek ümidiyle diyorum arkadaşlar. Evde hep erkeklik yaparlar. Hanım şurayı temizle, burayı temizle. Ne oldu abi? Abi iş başa düşer burada böyle. Cümleten selamünaleyküm dostlar. Yolum nereye? Kemal Bulut kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni videoyla karşınızdayız. Şu anda neredeyiz? Şu anda Samsun limanındayız. Ve burada yükümüzü aldık. Gümrük işlemlerini yapıyoruz. Buradan şimdi toplu bir şekilde yolculuğa çıkacağız. Şöyle etrafımda Hades Nakliyat'ın şoförleri var. Ve hep birlikte Rusya'ya doğru yola çıkacağız. Yaklaşık bir 9 şoför varız. 2, 4, 6 kişi dışarıda şu anda. Ben de araç içerisindeyim. Video girişini yapayım dedim. Afyon'dan yüklememizi yaptık. Patates yükledik. Bir önceki serviste olduğu gibi. Dondurulmuş patateslerle birlikte şu anda Hopa'ya gideceğiz. Hopa'dan Gürcistan'a geçeceğiz. Azerbaycan, Rusya sırasıyla devam edeceğiz. Şu anda üçüncü servise gidiyoruz. İzin kullanmadık. Zaten firmamızla bunu daha önce de görüşmüştük. Yani ilk işe başladığımızda 3 serviste bir izine gidiliyor. Hani sizler bunu sıkıntı yapıyorsunuz diyorsunuz ya işte Kemal Kaptan ne kadar zaman oldu eve gitmiyorsun falan diyorsunuz ama bu firmada bu şirkette bu şekilde çalışılıyor. Zaten biz bunu en başta görüştük. Hani bu benim için sorun değil. Tamam özlem var, hasret var, gurbet var ama yapacak bir şey yok. Para kazanmak için çabalamaya, gayret göstermeye devam ediyoruz. Ali Paşa'da ameliyat oldu. Çok şükür iyi. İllaki sıkıntılarımız var. Bunların da giderilmesi için bize nakit para akışı lazım, para lazım. Bunun için de çabayla, gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Saygılar, selamlar olsun. Ben Kemal Bulut, Samsun'dayız ve yola çıkacağız inşallah. Evraklarımız gelirse kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum dostlar. Arkadaşlar şu şekilde Samsun limanındayız. Samsun Samsun Port'tayız. Ceynak Limanı'ndayız. Şöyle bizim firmanın araçlarını göstereyim. Bakın şurada bir tane var. İki tane orada var. Bir tane şurada var. Bir tane burada var. Burada böyle maşallah. Dizili şurada da iki tane Volvo var. Bakayım o arada görünmüyor. Diğer Volvo da orada. İki aracımız orada var. Dört tane burada var. Altı. Bir tane burada var. Yedi. İki tane burada var. Dokuz tane arabamız var maşallah. Hepsi patates yüklü. Hepsi Rusya'ya gidiyor. Bu burada da limanda 20 değil mi abi sınır? Uçak gibi araba sürüyorsunuz siz ya. Şimdi bizim ekip oturmuş bir kahve yapıyorlar. Dediler gel kahve içelim. Kahve mi çay mı? Termokin yine çalışıyor. Tüh. Selamünaleyküm. Abi kahve mi içiyor? Çay mı içiyor? Çay. Hani abi? Bardağı mı getireyim abi? Hemen getireyim. Dur geri gidelim. Var mı? İçmiyor musun sen? İçmiyor musun Ahmet abi? Namaz kılacağım kardeşim. Tamam Allah kabul etsin abi. Hey baba ne yaptın? Abi sen arabadan in beni bekle. Yok ya beni beklemeyin. Ben... Çay da hazır baba. Kalabalığız ya maşallah 9 tane araba. Saydım da.
Arkadaşlar evraklar geldi, şöyle tırkhanemiz, SMR'lerimiz, invoice'lerimiz. Şöyle gümrükçü getirdi. Arabaların hepsi evrağını alan kenara, arabasına çekiliyor, evrağını hazırlıyor. Bakalım. Kaşımızı falan vuralım. Evrağımızı hazırlayıp çıkalım. Evet abiler, Samsun'dan yola çıktık. EDS diyor 70 km hız sınırı diyor. Ona göre dikkatli bir şekilde yolculuğa başladık bakalım. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık eder. İnşallah güzel bir sefer, güzel bir yolculuk olur. Arkamızda da bir abimiz var. Yine Ades Nakliyat'tan. Onun da ikinci servisiymiş. Biraz da ona yardımcı olacağız. Bakalım gideceğiz. Yolumuz, bahtımız açık olur inşallah. EDS çekiyor. Hemen şöyle telefonu indirelim. En azından ekran görünsün azıcık. EDS'yi geçtik. Aynen Samsun, Sinop yolundan, Atakum'dan çıktık. Şimdi Ankara istikametine doğru gidiyoruz. Fakat biz oradan ileriden dönüş yapacağız. Samsun, Trabzon yoluna giriş yapacağız. Ondan sonra da Samsun'un iç kısımlarından geçip Tekkeköy, Çarşamba, Ordu, Ünye, Fatsa derken Trabzon'da yatarım herhalde. Kendimi üzmeyi düşünmüyorum. Gidelim. Safarımız yanmıyor. Onu yaptıracağım. Safar patlamış. Onu fark ettim. Yapmaya çalıştım. Bir tane vidayı sökemedik. Muhtemelen onu matkapla veya tornavidayla takmışlar. Onu sökemedik. Şimdi gidip onu söktürüp yaptıracağız ve devam edeceğiz bakalım. Yolumuz, bahtımız açık olsun inşallah. Devam. Farımızı yaktık. Şimdi sönük şu anda da. Yedek bir tane de farımızı aldık. Otoelektrikçi Samsun'u çıkınca, çarşambayı çıkınca Soyul Petrol'ün orada. Şu yedeğimizi de sandığa koyalım da. Olur da lazım olursa kullanırız. Bunu açılmadı. Hah, açıldı. Şurada bizim yedek kutumuz var. Onun içine katalım bakalım. Cam sivi çık hele kurbanım. Şunun içine atalım. O işte tamam. Ben şuraya gidin bir pas sökücü alayım yarın baba ya. Gidelim bir pas sökücü alak abi. Bir de 20 anahtar alacağız. 20 alyan. Abi 20 alyan mıydı onun ismi? Tamam. 20 alyan tornavida. Döşemeci de varmış ama dur şirkete gidelim de diyeceğim abi ön camı değiştirin. Ömer abiyle görüşeceğiz. Diyeceğim abi ön camı değiştirelim. İçine bir döşeme yapalım. Ona göre bakacağız hayırlısı. Buraya nereden giriliyor ya bu? Burada her şey var abi. Hafta. Lan şu sudan iki tane alayım ya. 20'likten. Selamünaleyküm baba, hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol, sen de sağ ol abi. Abi şey diyeceğim. 20'lik alyan tornavida mı oluyor? Nasıl oluyor? Elektrikçi ne oldu? Şu ne? Lan şu işte, şu der mi? Baba bu ya. Canan yerim ya. Sattığın mal haberin yok. Arkanda duruyor. Şey yerim, bundan bir tane alayım hele. Bu bizim far sökücü. Kaç para baba bu? 45 lira yazıyor sanki. Ama T10 mu? Ne o? Değişiyor mu? 60 lira. Tamam abi. Ben bir gezeleyim şöyle bir bakın. İşimize yarayacak ne var? Her şey var. Allah daha çok versin baba. Ocak 500 TL. Bizim ocaktan bakın burada var arkadaşlar, isteyen varsa bu ocaktan alabilir. 500 TL burada. Çarşambayı çıkınca sağda Soyul Petrol abi, burayı unutmayın. Bak şöyle evrak çantalar da var küçük. Bunlar küçük ama. Yazın bundan bir tane yedek olarak alır herhalde abi. Şu değil de şu olabilir.
50 litreliği 9000 TL bir tane alırız abi. İçine doldur git. Namanlar kömür abi. Hazır. Çırası da var. Tutuştur devam et. Rusya'da mangal yakar mıyız la? Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Dün gece Trabzon'un çıkışında parkta yattık. Saat 3 civarıydı. Sabah da şöyle bir 15 dakika falan mı oldu? Uyandık. 20 dakika olmuş. Yavaş yavaş yolumuza devam ediyoruz. Bakalım yolumuz, bahtımız açık olur inşallah. Rabbim cümlemize kazadan beladan esirgesin. Rize'deyiz. Yani Rize'ye yaklaştık. Ağır ağır gidiyoruz bakalım. Hopa'ya yetişeceğiz. Hopa'da 2 gün bekleyeceğiz. Şu Toyota'yla gidiyor abi. Bakalım onlarla ileride oturacak bir yer varmış. Orada oturalım dediler. Şimdi ileride oturacağız bakalım. Bir sohbet edeceğiz. Bir çay içeceğiz. Vallahi bir hediye paketi de geldi ama ne geldi bilmiyorum abi. Ya niye zahmet ediyorsunuz? Birbirimizi görsek, tanısak. Vallahi yeter. Tanımamız bana yeter abi. Ben bu YouTube'u açmamdaki zaten en büyük yetkenim buydu. Hani farklı yerlerde, Adana dışında mesela, Adanalıyım. Hani Adana'nın dışında da gidiyoruz o kadar yola, gurbete. En azından buralarda bir dostumuz, bir arkadaşımız, bir abimiz olsun mantığındaydık. Onu da yavaş yavaş yapıyoruz Allah'a şükür. Ve bu beni mutlu ediyor yani. Ben bundan mutlu oluyorum. Yeni insanlar tanımak. Yeni kişilerle karşılaşmak. Bu beni mutlu ediyor abiler. Bakalım şimdi abilerimle oturup bir çay çorba içeceğiz mi? Bir sohbet edeceğiz bakalım duruma göre. Ayarlayacağız. Ne de trafik kadar koymuş. Valla 55'te geçiyorum. 55'ten daha yavaş gidecek halimiz yok. Gidelim bakalım. Şimdi burada geniş bir yer bulduk. Buraya duracağız bakalım. Abilerimle bir tanışalım, bir oturalım, sohbet edelim. İyi olur abi öyle. Şimdi abim gelmiş. Selamun aleyküm. Kemal abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Sen iyiyim sen. İyisin inşallah. İyi abi, takip ediyorum seni. Allah razı olsun. Nasılsınız abi? İyisiniz. Sağ olasın. İyi abi. Bir çay içelim, bir sandıkta bir çay yapalım. Yok, gel bir yemek yiyelim. Gel, orada çay oraya içeriz. Gel. Nerede? Gel şey içine gireceğiz. Sen arabayı kapat. Ha, sandıkta bir çay yapacaktım ben sana. Aa, sıkıntı yok. Sen şimdi bir de oyalan lan. Bir beşi geç kaldın oraya. Bir şey olmaz, önemli değil. Zaten gideceğiz orada yatacağız abi. Olsun. Bizim. Gel geçelim bir yemek yiyelim. Kahvaltı bir şey edelim gel. Abi zahmet etmesin. Ne zahmet etsin? Arabayı kapat. Hayda, işler karıştı abi. Ya, bir şey olmaz. Tamam. Abilerimle bir çarşıya gittik, geldik, dolaştık. Sağ olsun bize bir çorba içirdi. Orayı çekmedik. Sizlerin nereye bunu? Kardeşim, Ardeşen içinde bir gezdik, dolaştık. Bir çayımızı içtik, biraz sohbet ettik. Abiler karıştık. Evet. İnşallah gidiş gelişlerde görüşeceğiz artık. Burada bir kardeşim var. Rize'de de bir evimiz var. Var. Artık. Ne zaman yola çıkıyor? Bakalım. Abimizle tanıştık. Kendine çok teşekkür ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Allah yarın açık etsin. Sağ ol abim. Şimdi yola devam edeceğiz bakalım. Abi haydi görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz inşallah. Abilerimle vedalaştık. Gidiyoruz bakalım çok şükür. Tanıştık, biraz sohbet ettik. Gittik. Sağ olsunlar, bir yerde bir çorba içtik. Güzel bir vakit geçirdik Ardeşen'de. Yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım. Kapıya doğru gidiyoruz. Mutlu oluyorum abi. Ben bu olaydan gerçekten çok mutlu oluyorum. Yani başka yerlerde, tamam yurdumuz içerisindeyiz ama Adana'nın başka dışında farklı yerlerde bir dostum, bir arkadaşım, bir abim, yani bence çok güzel bir şey abi. Ben bundan mutluluk duyuyorum yani. Huzur buluyorum. Öyle söyleyeyim. Saygılar, selamlar. Şimdi kapıya doğru devam ediyoruz bakalım. Haydi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar. Ardeşen Fındık'la arasındaki tır parkına geldik. Burada zamanında yıkım olmuştu.
Şimdi buradan sıramızı alıp parktan tekrar çıkıp hopala yol güzergahı üzerinde bir yerde duracağız bakalım. Buraya ne açılmışlar? Baraka mı koymuşlar? Haydi bakalım. Şuraya bir geçelim. İşimizi alalım. Ondan sonra da bakarız duruma göre. Önceliğimiz yine yok. Sırayı bekleyeceğiz. Şöyle hopa gümrük kartıyla hopa sıra kartıyla sıramızı aldık. Şimdi buradan çıkıp hopaya yakın bir yerde duracağız. Yarın akşama kadar sıramız geleceğini söylediler. Bakalım, isterseniz burada da bekleyebiliyorsunuz da ben burada beklemek istemiyorum. Ben hopaya yakın bir yerde durayım istiyorum. Onun için gideceğim bakalım. Bizim firmanın arabaları da şurada var. Hopa'ya geldik arkadaşlar. Aracımızı buraya bıraktık. Şimdi Hopa çarşıya doğru gideceğiz. Vallahi bereket de yağıyor, yağmur yağıyor. Parktan sıramızı aldık. Yarın akşama doğru sıra geleceğini söylediler. Ben de gidip hemen tıraşımı olacağım. Saç sakal birbirine karıştı. Onları bir düzelteceğiz. Baksana abi şu eşkale. Durumumuz iyi değil. Saçı bir toparlattıralım. Sakalı da bir toparlattıralım. Bir bakım yaptıralım kendimize. Ondan sonra da bakarız hal çaresine. Şimdi bakım zamanı. 20 bin kilometre yaptık herhalde, işte bir 8 bin gittiysek, 8 bin geldiysek 15-20 bin yaptık. Bir bakım yapalım. Arkadaşlar yine bizim mekana uğradık. Şöyle 4 paket baba. Geçen servis 2 tane aldık, yetmedi, şimdi 4 tane aldık bakalım. Evet abiler, Sarp gümrüğüne geldik. Sıra beklerken sonunda sıramız geldi. Giriş yapıyoruz bakalım. Gürcistan'a girdik arkadaşlar. Batum'da ilerlemeye devam ediyoruz. Arkamda da Nihat abi var. Nihat abiyle beraber gidiyoruz bakalım. Saat gece 3. Ancak giriş yapabildik Gürcistan'a. Nihat abinin hattı iyi değilmiş. Bir tane de hat aldık. Oh, polis var. Polis mi lan o? Polis mi, ambulans mı anlamadım ama neyse. Adım adım Batum'un içerisinde ilerlemeye başladık bakalım. Yine geleceğiz. Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Dün gece şu gördüğünüz farka geldik. Yattık. Şu anda biraz kar yağışı var. Lan bu Gürcülük polisi acayip bir şey abi. Yol gidecek olursun, yola göndermez, müsaade etmez. Ondan sonra yani yol gidecek olursun, yola göndermez. Yatacak olursun, yatırmaz. Az önce geldi, polis uyandırdı bizi. Bakalım hayırlısı, çıktık yola gidiyorsun. Ya Allah, bismillah. Gidelim bakalım hayırlısı artık. Kar yağıyor la. Aman. Neyse, sanki çok yabancıyım. Kar yağmasına bilmem ne. Amanım amanım ama yani
Acaba polis ondan mı yandırdı lan? Yol mu kapanacak? Ne olacak yani? Bunların burada kar yağdı mıydı yol kapanır. Vallahi gece 2'de yatmışız yine. Yoksa bu manzaraları kaçırırdık. Polis mi lan o? Polis çakarı koymuş ha polis. İçinde polis var. Böyle yavaş yavaş dağı tırmanıyoruz bakalım. Gürcistan'dır baba. Polisi niye uyandırdığı şimdi anlaşıldı. Bura kapanır. Burada kalırız diye korkusundan. Bizi uyandırmış, iyi de yapmış vallahi. Yoksa ömrünü alırız. Amcalar vardı abi. Hemen kamerayı kapattım. Şöyle sol tarafta bekliyorlar. Hemen dedim kamerayı kaldır Kemal. Bu şekilde devam ediyoruz. Abi şu güzelliğe bak ya. Allah Allah. Kar yağınca ayrı bir güzel abi. Arkadaşlar çok güzel bir kar yağışıyla devam ediyoruz. Haşuri'ye inişe geçtik. Yani Haşur Dağı'nı bitirdik. Yavaş yavaş iniyoruz bakalım. Lapa lapa kar yağıyor. Güzel manzarayla birlikte yolculuğumuza devam ediyoruz bakalım. Şimdi de güneş doğdu. Allah Allah. Az önce karlar ülkesi olduyduk. Rusya gibi. Ama gel gelelim şu an burada da güneş doğdu. Bakalım Gürcistan da bizim gibi ya. Karışık yaşıyor. Tiflis'e 33 kilometremiz kaldı bu arada. Yolumuza devam ediyoruz bakalım. Tiflis'i geçtikten sonra Zagatala yoluna döndük Lagodeki'ye. Gürcistan tarafı Lagodeki olarak geçiyor. Azerbaycan tarafına geçince de Zagatala olarak geçen kapıya doğru ilerliyoruz bakalım. Yolumuz açık olur inşallah diyoruz yine. Şimdi Tiflis'i transit trafik geçişlerini geçtikten sonra Lagodeki diye sola veriyor zaten. Oradan dönüp bu istikamete ilerliyorsunuz. Biz daha az önce döndük zaten. Bu taraflara dümdüz hiç çekmemiştik. Abi vallahi acımızdan öldük ya. Ya saat 3.30 oldu. Hala bir şey yemedik. Üstümüzü bile değiştirmedik. O polis bizi oradan kaldırdı. Durmadık. Şuradan bir ekmek alak da. Ekmek mevzusuna gene başladık. Şuradan bir ekmek alak da abi. Karnımız doyurak. Vallahi bittik ya. Şuradan geçerken ekmekçiyi gördüm. Dedim tamam aha yakaladım. Vallahi abi ekmeği aldığımız gibi atıştırdık. Peynir ve tereyağı. Nihat abiyle beraber, Nihat abi de koştu, koştu geldi hemen, oturduk arabaya. Opa'dan tereyağıyla peynir almıştım. Onunla birlikte hemen yani ekmek arasına katıp iyi verdik, yarım saat içinde hallettik. Şimdi hala kapıya sürmeye çalışıyoruz çünkü çok sıra var. Gidip sıra bekleyeceğiz. Yemeği yiyince kendime geldim abi ben yani sabahtan beri bu yüzden konuşmamışım. Video çekecek yerler var. Ama konuşacak bir şey yok. Niye? Can yok çünkü derman yok. Onun için abi bundan sonra sabahları hemen karnımızı doyuracağız. Öyle yola çıkacağız yoksa olmuyor abi. Geçen gün Türkiye'ye giderken şu karşı tepede bakın bir ardıç var. Bu değil de üstteki. Onun orada bir yemek yapmaya çalışmıştık. Hatta bir drone buron uçurduk. Ama yaptığımız yemek çöpe gitmişti tabi o da ayrı mesela. Şimdi tırmanmaya başladık bakalım. Bura bayağı dik. Bu tepeyi zikzak yaparak aşacağız bakalım.
okula gelen yok. Varsa da sağ olsun durmuş. Virajı döndük. İkinci viraj, üçüncü viraj var daha. Kula bayağı keskin abi ya. Neredeyiz şu anda? Lago'daki Zagatala, yani Gürcistan Azerbaycan sınırındayız. Şimdi sandıkta tavuk döner ve pilav üstü tavuk döner yapacağız. Yani tavuk döner yapacağız. Yanında da pirinç pilav yapacağız. Yanına salata, yoğurt, ayran. Lokantada yemek yermiş gibi sandıkta güzel bir yemek hazırlayacağız. Güzel bir sohbet yapacağız. Nihat abim de domatesleri yıkamaya başladı zaten. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Saygılar, selamlar olsun. Sizlerle biraz sohbet etmek istedim. Ve bu videoyu hazırlamak istedim. Saygılar, selamlar. Nihat abi kolay gelsin. Eyvallah. Abi, sağ olasın. Ya abi ne yapıyorsun sen o yeşillikleri eline almışsın öyle? Yeşillik yiyeceğiz ya, ne yapalım? Salatacandır. O roka mı abi bak hele? Ya o balıkla iyi gider ama ah. Ah canını yerim. Abi biz şöyle malzemeleri hazırladık. Ya dedim ben dedim niye dedim sandıkta dedim bir yemek muhabbeti yapmıyorum dedim. Şöyle tripodumuzu da hazırladım. Güzelce bunu buraya monta edeceğiz. Şöyle olursa güzel olacağını düşünüyorum. Fakat ne yaptığımızı görmeniz için bunu şu tarafa koyacağım. Valla bilmiyorum. Nasıl büyüyorsun? Bence böyle güzel abi. Şuraya alayım ben bunu. Burada bir çekim yapsın bize. Biz de ara ara hem sohbetimizi yapalım hem sandığımızı ayarlayalım. Şimdi abi hemen şurada nereye gitti ya? Ya abi nereye kayboldun? Pirincimizi ben şuraya ısladım arkadaşlar şu şekilde. O biraz böyle suyunu çektiği zaman hemen tereyağıyla güzel bir pirinç pilavı yapmayı planlıyorum. Çoğu arkadaşımız çöp poşetini nereye asacağını düşünüyor. Hemen çöp poşetimiz burada abi. Buraya katıyoruz. Hemen abi. Şöyle bak. Pirincimiz yıkandı. Hazır şu suyumuzu şu tarafa alalım. Ya da bir çöp poşeti daha mı yaptın? Bunu kenara alak abi. Kalabalık yapmasın. Şimdi bizim Rusya'dan aldığımız uçak var. Onu buraya alalım. Nihat abi için şuraya tahtamızı çıkaralım. Şunu da şöyle alalım. Hem Nihat abiyle sohbet edelim. Hem de güzel bir tavuk döner hazırlığı yapalım bakalım. Tenceremizi aldık. Umarım termokinin sesi fazla gelmiyordur. Ve rahatsız etmiyordur. Tamam. Şimdi buna biraz zeytinyağı abi. Şöyle. Hop tamam. Şehriyeler hafifçe kızardıktan sonra yine Kemal Şef mutfağa girdi abi dayanamadı. Evet tüpümüz dolu. Cayır cayır yanıyor. Şöyle tel şehriyelerimiz de burada. Bu ne abi? Birazcık tel şehriye ekliyoruz. Şimdi şu şekilde şehriyemiz yanıyor. Bakın hemen onu bir karıştıralım. Yağ çok olmuş ama.
Kebap, ana pirincine. İlave edelim. Birkaç tane pirinç döküldü ama ayarlayacağız. Şurada nasıl mı tavuktan oluyor? Birazdan göreceksin. Kemal Kaptan varsa bu işin içinde, o iş tamamdır. Şimdi şöyle salatamız hazırlanmaya başladı. Nihat abi çalışmalara devam ediyor. Etrafı da şöyle kısadan bir göstereyim. Manzaramız 10 numara. Yayla havası diyoruz. Tepelerde karlar var. Kapımız açık, onu örtelim. Adres nakliyatta çalışmaya devam. Şu hortum ne diyeceksiniz? Lastiğimize çivi girmiş. Tam bakın şurasına. Bakalım. Tam şurasına bir çivi girmiş. Hava hortumu hazır. Sıramız geldiğinde hemen arabayı çalıştırıp havayı doldurup ondan sonra devam edeceğim. Pilavımızın suyunu ekledim. Nihat abi de bir yandan salatamızı hazırlıyor. Tereyağını üstüne katacağım abi, az bir şey. İyi olur değil mi? Önce pilav pişsin. Üstüne biraz koydun mu şey oluyor. Böyle daha lezzetli tereyağı tam içine işliyor abi. Güzelce pilavımız pişiyor. Tavuğu nasıl yapacağım? Şöyle hazır bir tavuğumuz var arkadaşlar. Bim'den aldığımız, dondurulmuş. Şimdi onu açtık, o çözülüyor. Pilavımız pişecek. Tabağı alacağız. Üstüne de güzel bir tavuk döner hazırlayacağız. İstersen abi bunları ayrı kat. İçine doğramayacaksın ya. Bunu ayrı bir tabağa al, bak bir tabak vereyim sana. Öyle yeriz. Ha, bunu öyle yanında böyle salata gibi üstüne limon sıkak. Normal salatayı şey yap. Ayrı yap. İçine marul, domates bir şeyler girecek abi. Şu şehri ben şuradan kaldırırım. Tamam abi. Oh, termokin de sustu. Ne rahatladım, içim rahatladı. Ya eskiden abi termokin çalıştığı zaman onun gürültüsünden benim sesim gitmiyordu. Da şimdi şöyle mikrofonumuz var. Şu küçük mikrofon var ya, ne yapayım diyordun. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıyoruz abi. Bunu aldık. Onun sesini değil de bizim sesimizi daha çok alıyor bu. Yani dışarıdan gelen dış sesleri almıyor. Pilavımız da bir yandan yavaş yavaş pişiyor bakalım. He, roka güzelmiş vallahi. Tam balığa gider ama geçen gün balık yedik. Üstüne bir balık daha yedik abi. Üst üste balık gitmez. Biz burada 5 arabaydık. 3 gündür yaklaşık buradayız. Patates yüklüyüz. Yoğun bir sıra var. Azerbaycan tarafı biraz ağır çalışıyor. Gürcistan-Azerbaycan sınırındayız. 3. sefere gidiyoruz. Aile hasreti, aile özlemi, içimizde burukluğu var tabii. Şimdi şöyle bir şey diyeceksiniz ki, ya kaptan 3. servis olmuş hala işte eve gitmedin mi? Arkadaşlar biz bu firmaya girerken zaten bunu konuştuk yani en başta. Dedik ki 3 serviste bir izine gideceğiz, 4 serviste bir izine gideceğiz gibi durumlar. Biz bunu konuşmuştuk zaten firmayla. Onun için bu bizim için bir sıkıntı değil yani. Bilginiz olsun, içiniz rahat olsun bu konuda. Biz bunu hani bilerek yapıyoruz. Benim biraz sıkıntılarım var. Ali Paşa'mız ameliyat oldu. Ev kirasıydı vesaireydi. Yani geçim zor. Eskisi gibi hayat şartları kolay değil. Hayat şartları ağır bildiğiniz üzere. Bunun için biz de ailemiz rahat etsin. Biz de rahat edelim çabasıyla. Bir şeyler yapalım. Yaşımız genç. 30-30 yani 35 yaşlarına doğru ilerliyoruz. Artık 32 yaşındayız. 91 doğumluyuz. Artık günler su gibi geçmeye başladı. Hani ben de bir şeyler yapabilir miyim? Çabasındayım. Rabbim önümüzü açık ederse güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Rabbim yok sen işte hak etmiyorsun, sen akıllı durmuyorsun gibi, ne bileyim. Yani yaradan nasip ederse olur abi. Yaradan nasip etmez olmaz. Başladık bakalım. Hayırlısı. Neredeyiz? Dediğim gibi Lago'daki Zagatala'dayız. Pilavımız vallahi pişiyor ama çok hızlı pişti. Bu niye böyle oldu? Yavaş yavaş yemeğimizi hazırlıyoruz bakalım. Etraf tekrardan şöyle bir gösterelim. Sandığımız burada. Bizim burada 3 tane aracımız vardı. Firmanın araçları. Onlar gitti. Şimdi onların sırası geldi. Onların sırası geldiği için de
Onlar yoluna devam etti abi, şöyle karşıda çok güzel vallahi. Bizim firmanın diğer 3 aracı vardı. Drone videosunu da gördüyseniz zaten onlar gittiler abilerim. Çünkü onlar bizden önce sıraya yanaşmışlardı. Bizden önce sıraya yanaştıkları için onların sırası bizden önce geldi. Ve şu an o araçlar gitti. Biz de dediğim gibi böyle bir pilav yapıyoruz. Benim tava ince olduğu için dibine tutuyor. Normalde pirinç pilavı karıştırılmaz. Bunu en iyi ben bilirim diyebilirim veya daha önceden aşçılık yaptığımız için bu konuda bilgimiz var. Onu belirtelim. Şöyle pilavımız tane tane hazır olmuş güzel bir şekilde. Buna biraz tereyağı attık mıydı o iş tamam. Ya Nihat abi hep önümü doldurdun ya. Vallahi. Ya Nihat abi ne oldu senin bu telefonun çalıp ya, duruyor ya? Allah Allah. Yemek saatine denk geliyor. Nihat abi sen kimsin, nesin, nerelisin? Hele şu mikrofonu bir eline al, bir konuş bakayım abi sen. Nereliyiz? Ben sorayım abi. Şimdi sen abimizin sorayım. Adı Nihat öncelikle. Evet. Nihat abimiz nerelisin abi? Ben Nihat Kahraman. Ben Gaziantep İslahiye'nin Boğaziçi mahallesinde oturuyorum. İyi abi. İşte yaş beraber. Yaş kaç abi? Yaş 42. Maşallah. Çoluk çocuk. Var elden öper. Dört tane var. Maşallah. Şimdi bu ses bozacak bir dakika abi. Ben evet. Bizim Adana'nın tablacıları var ya abi. Onlar gibi böyle saydırmayı severim. Doğramayı severim. Evet. Elimi doğramazsam tabi. Elini doğrarsan canın yanar der ya. Evet. Abi çoluk çocuk kaç tane var abi? Dört tane elini öper. Maşallah. Allah bağışlasın abi. İşte bu Rusya'ya nereden bulaştın abi? Vallahi işte arkadaş tavsiyesi oldu. Biraz zamansız oldu. Allah Allah, mevsimi mi kötü oldu? Mevsimi kötü oldu. Sen yeni başladın değil mi bu Rusya'ya? İkinci servis. Ya ikinci servisim. Daha önce gitmedin. Peki abi Rusya'ya gidecek olan arkadaşlar için önerim ne olur mesela? Yani Rusya'ya çalışsınlar mı yoksa amana bulaşmayın mı diyorsun? Yani ilk izlenimin olur. Yani iki servisten mesela ne gördün abi? Rusya'ya çalışılır mı? Ya çalışılır ama işte biraz hava şartları sıkıntı yaratıyor. Tecrübesiz adam için ne olur? Yani yeni şoför olmuş bir aylık iki aylık bir adam düşün abi. Veya işte, üç aylık. Tecrübeli birileriyle yolculuk edecek. Ne mi abi? Yani. Buralarda çünkü evraktı, oydu, buydu. Evet, evrak bunlar şey. Hep sıkıntılı işler abi. Ne yapacak bu adam? Yani. İşte daha bilgili. Yanında biriyle gidecek. Sen bile mesela iki servis gitmene rağmen şu an beni bırakmıyorsun. Beraber gidiyoruz. Doğru mu abi? Doğru. Beraber gidiyoruz. Bu iş böyle abiler. Yani bu tarafa başlarsanız eğer Rusya'ya çalışmayı düşünürseniz ne yapacaksınız abi? Birbirine abi işte kardeş, kirve, neyse dezoğlu, amcaoğlu artık yaş sınırlamasına göre büyüyse abi diyeceksin, güçlüyse kardeş diyeceksin, kirve diyeceksin, her neyse o tabiri caiz. O size kalmış. Abi sen bu telefonu bırakmıyor ki şurada iki dakika video yapacak gibi. Başkanım öyle aşağı kapat onu ya. Kapattım. Kavga edeceğim ha. Kapattım. Ondan sonra yani böyle birileriyle gidebilirsiniz. Ama en önemlisi de şu, kışın Rusya'ya gelmeyin abi ya. Hani eğer bu işte tecrübeniz çok fazla değilse yani böyle 3 yıllık, 4 yıllık değilse yeniyseniz yapmanız gereken şey biraz daha tecrübe kazanıp öyle buralara gelmek. Yani yeri geldiğinde lastiği söküp sen tamir edebileceksin. Arkadaşlar tekneyi söküp takabileceksin. Ya işte nasıl sökeceksin? Abi sökülür. Nasıl sökülür? Anahtarın takımı olacak. Daha önce de bu konudan bahsettik. Dedik ki Rusya'ya geliyorsanız arabanızın sandığını kontrol edin. Takımını kontrol edin. Ben de vizyon anahtarı ver. Vizyon anahtarı şöyle şuraya takıyorsun abi vizyona. Onun motoru var. Çevirdiğin zaman o döner aslında vizyonu sökmüyor daha. Motor kendini sıkıştırıyor. Ondan sonra yavaş yavaş kendini sökmeye başlıyor. Yani insan gücüyle değil oradaki motorun baskısıyla, onun içindeki hidrolin baskısıyla
sökülüyor. Sen sökmüyorsun abi zaten. Yani tutup da eski usul. Sökemen. Levyeyle şunla bununla sökemez zaten. Boruyla moruyla yapılacak iş. Bozan anahtarı diyor ona genelde. Değil mi abi? Ya kimisi de kıyma makinesi diyor ona bence. Vallahi bilmiyorum. Kıyma makinesi gibi çalışıyor ya. Yani. Kolu çeviriyorsun. Sonradan çalışıyor. Evet o çevirdik o güç fazla bir güç üretiyor. İçinde kendi ekstradan bir dişlilerle o şey yapıyor yani. Açıyor yani. En zor diş bijonu bile açar yani. Aynen öyle. Çünkü makine sıkıyor. Yani insan gücüyle açamazsın onu. İnsan gücü de olacak şey değil. Evet. Ondan sonra bir arıza oldu, bir şey oldu. Yani. Çözebilmen lazım, yapabilmen lazım. Her yerde usta bulamıyorum yani. Daha önce de bu konuları bahsettik. Tekrarlamayı da pek sevmiyorum artık. Hani biraz da biraz deneyim olması lazım yani biraz araç hakkında. Aynen öyle abi. Birazcık yani az da olsa lazım. Hani kendini yürütecek kadar bilmen lazım. Tabii şimdi büyük bir şey, bir arıza olur. Ona senin yapacağın bir şey yok abi o saatten sonra. Lastik. O olmuştur. İşte lastiktir, lambadır, ampuldür, fardır, silecektir. Ne bileyim böyle ufak tefek arızaları yapabilecek kadar olman lazım. Durum bu şekilde. Salata da hazır abi, pilav da hazır. Şimdi tamam. Şeye geçecek abi, tavuğa geçecek. Sen buna bir sana zahmet, bak şurada sumak olacak. Aynen. Ver onu bana abi mikrofonla, sen uğraşma. Orada değil de altta Nihat abi. Onun için yok bir dakika. Onu ben içeri mi götürdüm lan baba? Bilmiyorum ki. Ya neyse sumak atmıyor. Yok yok buna sumak atma. Buna bak hele şey yapak. Tuz, limon, bir de zeytinyağı, pul ver atma abi. Bu tamam. Şey çoban salatası tamam, bilin. O muhabbet olsun abi. Başka bir şey gerek yok. Bunlar da yanına limon sıkarak şuraya doğrarak şu tabağın içine öyle yeriz abi. Yoğurdu getirecek misin? Yoğurt da dedin. Zulaya sakladın herhalde. Yok ya, yani takılayım dedim. Baba şimdi bu tavuğu devreye alak. Bakalım bu tavuğu açacak yağ mı dökeyim? Ya. Ah seni be zalim. Tavuk dönerimiz bu şekilde abi. Vallahi sonradan ısıtılan tavuk kanserojen madde içerir yapar gibi muhabbetler duymuştum ama burada da tavuk döner bulamayacağımız için yani istediğimiz kalitede bulamayacağımız için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle dönerimiz hazır, pilavımız hazır, evet. Salatamız hazır. Nihat abiyle beraber güzelce karnımızı doyuracağız bakalım. Hemen abi pilav üstü. Şu çayın altını bir kısak ama ya. Çok yanıyor şu. Hop. Abi bana bir kaşık verir misin ya? Vereyim baba. Oho. Gördün mü? Ölçü yok. Göz kararı. Nasıl bak tane tane. Ya abi tırcı adam. Yarısı aşçı olmak zorunda. Şimdi biz burada 4 gündür yemek yeseydik $100 yeme vermiştik abi. $100 abi. Abi $200 malzeme aldık. $200 abi bizi Rusya'ya götürür getirir. Getir abi. Aha. Ekmek yok. Ekmek yeme işi yok abi. Ekmek yok. Şunu al bak. Tamam baba. Şimdi bunun kapağını ötek. Ah sen de ben zalim. Ha abi açık. Hep sahnedeyiz biz. Vay 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 vay. Ah. Vay vay vay. Adam olur adam. Ya ne bileyim bana az koydun değil mi ondan sonra mahşerde bana. Tavuğun yarısını kendine kattın bana katmadın değil mi ondan sonra. Of 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 of. Ah sana be şuraya bak. Aç karnımızı doyurmak için harekete geçtik. Bir gün beraber bu yemeklerden yemek ümidiyle diyorum arkadaşlar.
Ağzımın suyu aktı. Saygılar, selamlar. Kemal Şef'le sandıkta yemek yemeye tam gaz devam, yemek yapmaya da tam gaz devam abi. Afiyet olsun. Var. Var var. Gel tavuk döner de var, gel. Gel baba gel. Tam videoyu kapatacağım dedim. İki tane misafir denk geldi. Ya nasıl acıkmış gibi yok ha. Başkan. Aleykümselam. Acınız vardır. Allah razı olsun. Yok bak o pilavı bu tavuğu dökücüm. Vallahi afiyet olsun. Ayak üstü. Allah razı olsun. Vallahi. Çay pişir. Çayda sıkıntı yok. Bunu pilavı koyayım. Siz kendiniz yiyin. Baba vallahi sağ olun. Abi biz almışız. Baba şunu oraya atalım. Ahmet abi yemek yiyecek mi sen? Yiyeceğiz. Yok yok. Yok kim? Yok diye bir laf mı var? Baba bu sizin kısmetiniz. Dök hele şunu. Sıyır hele. Vur yanına dökülür. Kısmetinize geleceksiniz baba. Ya ağzınız atlasın. 2-3 dolmanın yeterim. Baba ayakta şey de yedim. Ahmet'e girerken yedim. Ahmet abi açtı. Ya... İki tane kaşık vereceğim, ekmek yok baba zaten. Bu sizin kısmetinizmiş, geldiniz. Bak hala bende bir sürü konseri var, size vereyim ya. Niye baba? Abi fazla ya, annem verin daha derinlerine. Baba, şunu alın hele. Al baba kaşığı. Gel abi gel. Baba al al. Valla birinize çatal vereceğim, kaşık kalmadı. Al abi. Al onu atıştır verin öyle adam. Üstüne de çay var. Kaynıyor zaten. Yoldaki yemeğe benzemez mi ya? Bu el yapımı ya. Yoldaki yemekten biz artık uzaklar ya. Baba yolda tadı yok biliyorsunuz. Aynen. Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Rus'a mı gidiyorsunuz? Geliyorsunuz mu? Dönüş. Ne tarafa? Yük nereye? İstanbul. Mersin. İstanbul'a falan. Bize Mersin'den gelmiyor ya. Benim ev Adana'da. He? Benim ev Adana'da. Mersin'den gelse bana lokum olur. İsterse çocukları görür. Ben sizi görmeyeyim. Bir kağıt işte. Yeniyim. Bu benim üçüncü sefer. O da ikinci sefer. Hep yeni. Eskiden bir tane Tercih'i, Mehmet Öztürk'ü, ondan sonra şeyi. Abdu, Hasan abi, Abdülmün İstersi. He. Hepsini tanıdım. Baba buradalar ya. Burada şey vardı, Ahmet Salahi vardı, Eyüp Güngör vardı, Eyüp abigil. Ondan sonra bir tane dayı vardı, onun adını bilmiyorum. Sen tutma. Vallahi bilmiyorum. Yaşı vardı, 42 sürüyor. Kilolu. He, biraz kilolu. 3'ü 1 gittiler. Baba sandalyemiz vallahi yok. Yok abi, neden arabadan oyla indik. Baba bugünlerde sıkıntı ya bugün. Yol durumu nasıl abi? Baba çalışmıyor. Abi yol güzel. İyi değil mi? Ama kapılar sıkıntı. Çalışmıyor. Bekliyor abi 3 gündür buradayız. 3 gündür buradayım. Badırsızlık'ta ha kayıtta. Canlı yayın kayıtta. Kayıtta canlı yayın değil. Ben YouTube'la uğraşıyorum ya daha. He. Ona çekiyor. Tırda ne yaptık? Tavuk döner yaptık. Başlığımız bu. Şimdi abi. Yemeği yedik her şey güzel. Vallahi bu sefer Nihat abiye devrettik. Aha gidiyor Çeşme'nin oraya. Hop. Düğün bulaşı ya mübarek. Bir dünya bulaşı. Nihat abi kolay gelsin. Şöyle. Karnımızı doyurduk bakalım. Ben de bir çay katayım da çay içeyim ya. Arkadaşlar şöyle şunu da göstereyim. Şu ceketimin şurası yırtık. Videoda göreceksiniz. Bu ceketim benim iş kıyafeti. Biz ne yaptık? Bakın stop tertemiz.
Sonra arabanın burası kirli, hamallanması temiz. Arabanın burası tertemiz, burası kirli. Kapının içi pırıl pırıl. Tamam mı? Şöyle, yani tertemiz. Bak, tamponumuz pırıl pırıl. Bura temiz. Şuralar toz toprak. Plakamız temiz, stopumuz temiz. Borsamız burası temiz. Bunları temizledik. Şunlara da pas sökücü ve yağlı pas sökücü sıktım. Bunları da temizledim. Yani kısaca temizlik yaptığım için, çalışma esnasında olduğum için bu kıyafetimi giydim. Bu kıyafetimin de yırtık olduğunu biliyorum. Sonradan videoda görünce fark ettim ki dedim ha, şimdi diyecekler ki kaptan ceketin yırtık. Onun için onu da size açıklayayım dedim. Saygılar. Evde hep erkeklik yaparlar. Hanım şurayı temizle, burayı temizle. Ne oldu abi? İş başa düşüyor. Abi iş başa düşer, burada böyle. Böyle. Şimdi sen köpükle, ben de durulayım onları. Güzelce sandığımızı hazırlayalım. Çay da bir dayanından habire kaynıyor. Eline sağlık Nihat abi. Sen de eline sağlık. Eyvallah. Bu numara oldu. Vallahi karnımızı doyurduk. Nasibini alan arkadaşlar da geldi, nasiplendiler. Şimdi de bulaşıkları yıkayıp tezgahımızı toplayıp yolumuza devam edip Azerbaycan'a doğru geçiş yapacağız. Sıramız yaklaştı. Saygılar, selamlar olsun. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz dostlar. Allah'a emanetsiniz. Bir başka videomuzda inşallah görüşmek dileğiyle.